Hayırlı günler sevgili dostlar. Bugün de sorulan soruların sohbetini yapacağız inşallah. O soruyu daha önceden sormuşlardı. Biz de o soruda aklımızı gelen kısmını hatırlarız, söyleriz inşallah. Sevgili dostlar, sorunun biri şu: acaba ruhsal olaylarda, fiziki olayın yanında, ayrıca ruhsal olaylarda zaman ve mekan kavramı var mı? O ruhsal varlıklar, yahut da insan ruhları, yahut da bundan önceki yaşamış tarihi kişilikler, peygamberler, veliler ve başka türlü görevliler insanın yanına gelip bilgi verir mi? Sohbet ederler mi? Hatta olağan dışı olaylar biz de duyuyoruz, okuyoruz ama aslı var mı yok mu bilmiyoruz. Siz bu konuları madem açıklıyorsunuz, yaşadığınız başınıza gelen bu paranormal dediğimiz olağan dışı olaylardan da bir örnek verir misiniz? Ki biz hiç bilmemiş, duymamış olalım. Değişik olsun insanlık tarihinde bu bilgiler diye soruyorlar. Tabii buna benzer değişik sorular. Burada aklıma gelen bir vaka var. Biz Evrensel Bilgi Araştırma ve Uygulama Derneği kurduğumuz zaman aramızda yetiştirdiğimiz medyumlar var. Bu medyumlar önce hasta halinde geliyor. Kimisi felç, kimisi psikolojik bozuk, kimisi başka türlü bunalıma girmiş, çevresiyle uyumunu kaybetmiş. Bazıları doğayla uyumunu getirmek üzere, bazıları da insanlarla olan uyumunu getirmek üzere değişik tür hastalıklar geliyor. Bu türde bir kişi kucağında getirdiler. Felç olmuş. Bu bir kız çocuğu. Bu kızımız kucakta getirildi. Benim o zaman kırtasiye dükkanı var. Yazıhane üst kısmında. Birkaç kişi geldi. Bir adam sakallı falan, hoca gibi, belki hoca değil ama o görünüşte sakal bırakmış, hanımıyla, yanında birkaç kişiyle beraber, bizim tarafımızdan duyulmuş, getirildi. Önce oraya. Baktım, kucakta getirdiler. Nedir bu? Felç. Tabii kafa durumunda tuhaf duruyor, böyle acayip felç olmuş. Geldi. Yukarıya çıktık yazıhaneye. Bana verilen duygulara göre, zaten şifacı konusunda, biyoenerji konusunda binlerce denemem olmuştu. O bakımdan yadırgamadım hemen. Gerekli işlemleri yaptım. Kişi orada ayağa kalktı. Mesele bu değil. Anlatmak istediğim. Ayağa kalktı. Babası ağlıyor. Yere kapanıyor. Mucize bu. Mucize bu. Mucize bu diye ağlıyor. Bana sarılıyor. Bir de Allah'a secde ediyor. Ya Rabbi şükürler olsun. Ya Rabbi şükürler olsun. Diye söylüyor. Bu çocuk öyle ki çok küçük yaşta tacize uğramış. 11 yaşta çok melek gibi bir insan. Ondan sonra aklını biraz tuhaf bir şekilde yitirmiş yani. İyi oldu o. Artık o ara sıra da geliyor. Ailesiyle geliyor. Dernekte bulunan diğer bayanlar, talebeler,
insanlar da var. Onlarla da tanıştı. Derneğe de geliyor ara sıra. Derken bu kişinin gözü açıldı. Yani üçüncü göz, kalp gözü dediğimiz gözü açıldı. Artık hastalara bakmakta meydunluk yapıyor. Bir hasta geldiği zaman o ne olduğunu, niçin öyle olduğunu, nasıl tedavi edileceğini, yok o hastaya nasıl iyilik edilebileceğini, sağlığa kavuşturmak için ne yapmamız gerektiğini söylüyor. Tabii bu tıbba müdahale değil. Asla ilaç kullanma diye bir durum yok. Cerrahi bir durum da yok. Sadece eline, başına, ayak uçlarına dokunarak yok, karşıdan paslar yaparak yapılan bir yardım. Artık o daha gelme. Bazen de doğal bitkilerin tamamlayıcı tıp olarak ordularken geçen, yahut alternatif tıp diye alı geçen doğal bilgilerin de veriyor. Ve bazen bitkilerden de nasıl olacak, hangileri kullanacak o hastalar için onları söylüyor. Uzatmayayım, ben konumuz bu değil çünkü bunun dışında bir konuya geçeceğim. Paranormal başka duruma geçeceğim. Hayli çalıştı yani. Denekli geldiler, gittiler. Ailesiyle geldiler, gittiler. Resulullah'ı görüyor. Çünkü ibadetinde İmam Hatip'de okumuş. Sonra devam etti. Yine okumaya devam etti, bitirdi. Böyle mazlum bir ailenin çıtı fıtı bir kızı yani. Tabii o İlk bunalımlarda bütün erkeklere karşı düşmandı. Öyle ki bir erkek gördüğü zaman saldırıyor, parçalamak istiyordu geldiğinde. Niçin böyle yaptığını sonra öğrendik tabii, tacize uğradığı için öyle olmuş. Nefret etmiş artık o. Öyle bir nefret ki babasına da, oğlan kardeşine de ne nefret ediyor. Çünkü öyle işlemiş şuur altına. Bütün erkekler ölsün, bana diyor izin verseler, bütün erkekleri öldürürüm diye yemin ediyor. Hepsini öldürürüm diyor. Hiç acımam diyor. Böyle bir nefret. Dedim kendisine tedavi ettiğimi görünce de beni de mi öldüreceksin dedim. Hayır sen hariç diyor. Tabii işin esprisi gerçekten böyle söyledi. Tabii bize alıştığı için herhalde. Daha sonra kalbinde bu nefreti sildik tabii ki. Nefretin, intikam duygularının insanı çok insana zarar verdiğini, normal yaşamının dışında tavırlar takınabileceğini, artık psikolojik bunalımın da hemen hemen geçmeyeceğini söyledik. Nefret, tiksinme, intikam duyguları silince daha da güzelleşti, daha da rahatladı. Tabii güzel bir medyum oldu. Uzatmayalım, konu şöyle. Babası tarik ehli bir adam. Yani evinde cemaat toplanıyor, zikir ediyorlar, sohbet ediyorlar, muhabbet ediyorlar. Yani böyle bir Nakşi tarikatından olanlar. Onlar da başka bir evde bir gün, belli zamanlarda, cuma akşamları ibadet edip, zikir edip, sohbet ediyorlar. Böyle yani. Yani tabii babası da bize karşı saygı, ailesi saygılı tabii, hürmet. Hatta ona benzer başka şeyler de geliyor ve devam ediyor. Bir gün, tabii görüntüler alıyor, yanımızda tanıtıyoruz, Resulullah'a başka velileri tanıştırdığımız oluyor. Artık hazmetti olayı. Olayı hazmetti. Yani ürkmüyor gördüklerine, seviniyor. Çünkü artık hep rahmani insanlar görmeye başlıyor. Melekler görüyor, onlarla konuşuyor. Cibril'si Cebrail Aleyhisselam başta olmak üzere sohbetlerde hep bulunduğu için alıştı. Hayli zaman geçti, 2 yıl falan. Bir gün yine evde sohbet edilmiş evlerinde, ben yokum tabii, muhabbet edilmiş, zikredilmiş, ibadet edilmiş ve nihayetinde sonra evde yemek yenecek. Tabii ki bir gün önceden, birkaç gün önceden o evde haber edilmiş gelecek insan, işte 50 kişi kadar
toplanacak falan. Tamam bunlar. Buna göre de yemek yenmesi gerekiyor. Bu hazırlık var. O gün, tabii bu ekseriyeti Ramazan günleri doluyor. O gün, Ramazan günde, tarafi iftar vakti, akşam yemeğe vakti, bazı zamanlarda yiyorlar yemeklerini. Bugün hazırlık devresindeler, yemekleri yapmışlar, 50 kişi kadar eve gelecekler. Tabii orada masa olmadığı için ekseriyeti sehpa gibi şöyle birbirine olamış, salonu boydan boya böyle bardaş kurarak, yani bardaş kurarak, tabii minderler var falan var, öyle yapmışlar evi. Karşılıklı masa üstü gibi oturuyorlar, böyle uzun. Tabii bayanlar başka yedi yemek yiyor, erkekler orada. Başlamışlar hazırlamaya yemekleri, pişirmişler. Ondan sonra orada çok biraz daha lüks yemekler, şöyle porselen büyük tabaklar yemekler konuyor. Masa uçta. Orada kişi kepçeyi alıp dolduruyorlar. Hangi yemek yesin? Yani yemek servisi yapılmıyor. Tencere servisi yapılıyor bir nevi. Porselen yuvarlak böyle çok güzel toprak kaplarda. O masadaki kişi yapıyor. Artık oraya hemen hemen kimse girmiyor yani. Dışarıda yenmesi gereken oraya konuyor. Buna göre hazırlamışlar. Evde bir neşeli bir ilahi açılmış. Kızlar içeriye geliyor, gidiyor, içeriye geliyor, gidiyor. Hazırlıyorlar, yemekleri koyuyorlar. Yanında komşulardan da var. Mutfakta da var iki kişi falan derse bu kız kendini habire koşar gelirken bu masa üzerine şeyler koymuşlar, örtüler koymuşlar. Tabii bu neşe içerisinde. İçeri girerken masa üstüne konmuş olan o tencereler, yemekler, ağzı kapalı, yuvarlak yuvarlak, ayağı bir takılıyor o şeye, masa örtüsü gibi, divan şey, sehpa örtüsü diyelim artık, sehpa onlar böyle birbirine yan yana konmuş. Hepsi birden ayağına takıldığı için şöyle çekiliyor ve masanın üzerindeki sehpa, yani sehpanın üzerindeki bütün yemekler yere dökülüyor. Yere dökülüyor. Biraz sonra da akşam yemeği için toplanacaklar. Ve o akşam sabaha kadar orada kalıp zikredip sabah namazından sonra dağılacaklar. Ona göre hazırlanmış yemekler. Bütün yemekler, tenceredeki yemekler, hepsi halıların üzerine, ne varsa her şey dağılıyor şimdi. Bu şangırtı şungırtı seslerden, o yardım eden kadınlar geliyor, annesi geliyor, bir bakıyor ki her taraf yemek. Şimdi bu dehşetine bir olay tabii. Hemen de 10-15 dakika sonra da gelmeye başlayacaklar. Öyle bir ağlıyor ki, öyle ki hepsi fevral bağırıyor, böyledir, böyledir. Ya ne yapacağız şimdi şu anda? Herkese geliyor, herkes aç. Çoğu sulu yemek tabii. Pilav türü olsa da çorba var, sulu yemek de var, sonra pilav da var. Hepsi ayrı ayrı şeylere konmuş. Su konmuş, sürahi konmuş falan filan. Gözünüzün önüne getirin. Her taraf yemek. Yerler yemek. Tabaklar, çanaklar, kırılanlar da vardır mutlaka. Hepsi bu şekilde. Başlıyor bir bağırıyor, sese koşuyorlar her taraf perişan. Her taraf. Ne yapacağız şimdi, ne yapacağız, ne yapacağız? Ağlarken koşturuyorlar. Kürek, kova, leğen getirelim de yerdeki şu büyük yemek şeyleri toplayalım atalım bari şeklinde. Hemen koşturuyorlar. Herkes mutfağa, başka yere. Vay ya, oraya buraya her şey getirmeye. Dönüşlerinde bir bakıyorlar ki o arada kızın aklına ben gelmişim. Hani bazı olaylar görüyordu.
Üstad bir yardım et bakalım şeklinde. Ama laf yani kendine pek inandığı da yok o kadar tabi. Neyse dönüşte bir baktıklarında aradan yani 3-5 dakika geçmiş. Bütün yemekler masa üstünde aynen duruyor. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Desen ki o kız bunu öyle görmüştür. Tahayyül etmiştir. Zihninde yaratmıştır da öyle görmüştür diyebilirsiniz tabi. Ama öyle değil. Orada en azından 5 kişi bunu görüyor. 2 misafir kadın. Onunla yardım eden bir kızın annesi, bir de kendisi. Bütün yemekler yerli yerince. Burada olağanüstü bir şey olduğunu anlamışlar. Mucize. Diz çökmüşler, Allah'a şükretmişler. Hiç kimse bir şey söylemiyorlar. Nasıl oldu bu ya derken, beni ellerimi şöyle tutmuşum, tebessüm ederken görüyor karşıda. Anne, üstad burada diyor. Bana diyor, sen mi yardımcı oldun? Sen mi yaptın? Ben hiç konuşmuyorum böyle. Üstad burada. Neyse. Teşekkür. Aman kimseye söylemeyelim. Bu bir keramet meselesidir. Bunu söylersek sır bozulur deyip söylemekten çekiniyorlar. Susuyorlar ama büyük bir heyecan. Ağlıyorlar sevincinden böyle. Neyse misafirler geliyor. Artık yemeklerini yiyorlar. Bundan sonrası var. Yemeklerini yiyorlar. İbadet, zikir, ne yaptılar saçta, namaz, şu, sabah, şeyden sonra hepsi gidenler erkenden gidiyor. Bu sefer boşaldıktan sonra o salon tekrar içeri bir giriyor kız çocuğu. İçerisi dolu. İnsan çok. Bir bakıyor ki bir daha önce seanslarda gördüğümüz şey Cebrail Aleyhisselam'ı, Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i ve benzeri insanları kimlerle tanıştıysa onları görüyor, tanıyor zaten. İçeri bir giriyor. Bir bakıyor ki içerisi dolu. Cebrail Aleyhisselam ve Peygamberimiz başta olmak üzere orada ayrı bir sohbet var. Kapıdan gire gir hemen dışarı kaçmak istiyor. Hemen Resulullah kolundan tutuyor. Kızım, nereye kaçıyorsun? Sen bizi tanımıyor musun? Sen bizi tanıyor, bize alıştı diye geldik. Bu zikir muhabbeti neticesinde bu eve geldik. Niye kaçıyorsun? Tir 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 diyor böyle. Tabii hiçbir şey diyemiyor. Onu herkes tahammül edemeyebilir. Hüngür hüngür ağlıyor. Ondan sonra madem ki sen bize hoş geldin demedin, hoş geldin demedin, bize bir selam vermedin, öyleyse biz gidiyor deyip duvardan çıkar gibi kayboldular diyor. Tamam. Hadi o biraz. Sonra evde başka mucizeler devam ediyor. Evde yemek yapılan koca koca kazanlar var. Büyük büyük. Diğer şeyler var malum. Gelen misafirler de gitmiş. Herkes dağılmış. Ne yapacak orada? Mutfak dolu. Annesi bir bakıyor koca mutfakta şeyler. Nasıl yıkayacak bunları? Bana diyor ki üstad oradaydın diyor. Oradaydın hadi bakalım. Sağ ol teşekkür ederim. Ama diyor hadi bakalım diyor. Sen diyor yapıyorsan bir de bana diyor şu bulaşıkları yıkamakta yardım etsene diyor. Ben ne yapayım? Hangi beni yıkayayım? Makine koyacak. Koyacak değil diyor bana. Şeyler de var. Büyük şey var. Geniş bir mutfak. Bir de bunlara yardım et bakalım diyor. Beni orada köşede güldüğümü görüyor yine. O kendi anlattığını göre söylüyorum. Hadi bakalım diyor. Bir de bunlara yardım et. Bulaşıkları yıkamaya. Çıkıyor dışarıya. Anne ben bunları nasıl yapacağım? Kızım diyor. Camı şöyle bir yerde yık.
birileri gelirse yardımcı olur, yapabildiğin kadar yap falan diyor. Anne sen gelmeyeceksin, benim kızım buralarda işim var, ben buraları yapıyorum, sen oraya bir bak. Aralarında. Derken tekrar geliyor, gidiyor, geliyor. Bir bakıyor ki, mutfaktaki bütün tencereler, büyük tencereler, o şeyler, porselen tabaklı kapaklı şeyler, diğer tabaklar, çatal, hepsi yıkanmış, olmuş yerli yerince. Diyor, ben şoka giriyor yine. Anne, anne bir gelir misin? Anne bir gelir misin? Tabi orada babası da öyle de onlar da gelir. Ne var zaten? Bir bakıyorlar. Ne oldu? Anne diyor mutfağa bak. Aa ışıl ışıl tertemiz mutfak. Ne oldu? Bilmiyorum diyor. Üstad gülüyordu diyor. Ben şaka olarak söyledim. Üstad madem içerideki yere dökülen yemekleri ve hepsini hallettin. Bu bulaşıkları da hallediyor gari dediydim diyor. Sonra diyor mutfaktan bir şey almaya çıktım diyor. Döndüğümde diyor birkaç dakika sonra döndüğümde her şey tertemizdi diyor. Oo annesi de babası da diğer kardeşi de olaya şahit oluyor. Yine mucize deyip secde ediyorlar. İçeri girip dua edip Allah'a şükrediyorlar. Şimdi bunun gibi olağanüstü şeyler olur mu? Olur. Niye olur bunlar? Niçin olur? Bunları kim yapar? Sevgili dostlar, bazı insanlar vardır. Onların enerjisini ruhsal alem kullanabilir. Bu enerjileri kullandıktan sonra sizin gözde görmediğiniz varlıklar bile olağanüstü olaylar işleyebilirler. Çünkü ruhsal enerji mükemmel bir enerjidir. Bunu bazen de şöyle bu konuda çalışmış arkadaşlarımız bilir. Bir masa, yuvarlak bir masa. Oturuyorsunuz. Yuvarlak sandalyeler var bizim şu gibi mesela. Değil mi? Seans anında bazen masa dönmeye başlar kendiliğinden, sandalye de döner böyle kişi. Kendiliğinden. Bir şey dokunan yok. Kendiliğinden döner. Hatta bizde olmadı da bu dönem bizde oldu da başka türlü bazı yerlerde ters işler yapılırsa bu sandalye, masa havaya kalkıp pencereden vurup dışarı atılır. Sanki büyük bir güç bunu kullanmış gibi. Bazen de tersine sokaktaki taşlar o eve doğru camları kırar. Teker teker levite olur, levitasyon olur. Havaya kalkar, camları kırar. Bir sürü şeylerde bu olağanüstü olaylar vardır. Ruhsal olaylarda. Bunun ötesini de anlatayım madem ki. Bazı insanlar, bazı yetenekler vardır. Mesela Piris'te deniz, coşan denizi, yüksek ve büyük dalgaları durdurmak, onları zararını önlemek için yaptığı şeylerde devasa dalgalar sakinleşir yahut da gemiye zarar vermeyecek halde devamlı seyreder o azgın dalgalarda ve gemi batmaz. Buna suya hükmetmek deniyor. Hükmetmek. Suya hükmetmek. Bazen şöyle olur. Rüzgara hükmetmek olur. Nedir? Büyük dalgalar. Büyük rüzgar, fırtına olur bu. Amerika'da Kızılderiler zamanında da çok oluyordu böyle büyük şeyler. Ağaçlar kökünden kopardığı gibi bütün evleri orada hayvanları da havaya kaldırır. Büyük fırtınalar olurdu. Onların adı vardır Amerika'da. Nadir olur ama o zaman için. Ama olurdu. O fırtınalardan da ben bir ara Amerika'da tarihte incelediğimde kendimi kimenezi ilmiyle geriye gidişimi incelediğimde bundan önce de Amerika'da doğduğumu ve orada şaman şeklinde bulunduğum onların başında ve böyle fırtınaların nasıl durma tekniğini çıkıp tepeye döndüm kendi etrafına Mevlana gibi ve fırtınanın sakinleşmesini sağlamıştım. Fırtınaya, rüzgara, depreme, hatta bulutlara etki eden ruhsal güçler vardır.
Yani bu güç yine mutlaka yüce yaratan tarafından zaman zaman bazı insanlara verildiği gibi aynı insanda da her zaman olmayabilir. Bazı anlar olabilir. Bu peygamberlerde, velilerde buna keramet denir. Bu keramet saklanır, gizlenir, aşina edilmez. Hani dua ile yemek getirmek gibi, yemek oluşmasını sağlayıp getirmek gibi bunlara paranormal olaylar diyor bilim dilinde ama tasavvuf dilinde keramet anlamına gelen bir tabir kullanır. Yani keramet sahibi insan denebilir. Tabii bunlar gizlenir aslında. Toplum anlamayacağı için egosal bir durum olabilir düşüncesiyle buna benzer olaylar gizlenebilir. Ha işte bizim başımıza buna benzer yüzlerce olay gelmişti. Belki zaman zaman bir hikaye olsun, anlamanızda mahsur yok diye bunları anlatabiliriz.